O finansalları neden hazırlatıyoruz? Yani dediğim gibi aslında öngörüleri hiçbiri tutmuyor. Yani bir yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık planlar yapıyoruz. Bunlar dediğim gibi tutmuyor. Çünkü unutuyoruz veya işte dünyada COVID patlıyor, başka problemler olabiliyor. Değil mi? Yani bunlar kontrolümüzde değil. Peki yani bu finansalları biz neden yapıyoruz aslında? Öngörülebilirlik için mi? Yani aslında orada girişimcinin neden finansal yapmasını istiyor bir yatırımcı? Birincisi biz kendimiz zaten yani yatırımcı olduğun zaman bazı şeyleri öngörebiliyoruz. Yani mesela Evreka'yı biliyorsundur belki. Mesela işte 2018'in başında Evreka'nın stratejisi için toplantı yaptık. 1,5 gün sürdü. Beynim sulanıyor falan. Ve orada Umutcan'a demiştim ki işte Umutcan Evreka'nın founder'ı dedim ki bu sene bütün her şeyi Türkiye'den taşıyıp yurt dışından euro ve dolar kazanmaya başlamamız gerekiyor. Çünkü ekonomik olarak bence Türk lirası çok düşecek ve şirketimizin değeri düşer. Şimdi dolar ve euro kazanırsak bizim için çok stratejik bir hamle olur. Şimdi bazı şeyleri biz iyi biliyoruz çünkü yani o da bizim işimiz yani. Ben yazılım veya oyun yapamam yani ama para kazanmayı biliyorum işte. Ve yani oturup ben o finansalları yazdığım zaman çok iyisini yazarım. Çünkü zaten hani biz bunu yapabildiğimiz için hani bu pozisyonlardayız. Ama ben senin yapabiliyor musun? Onu bilmek istiyorum. Çünkü bir girişimci sadece yazılımcı değil, sadece satıcı değil, finansçı da olabilmesi lazım. Mükemmel olması da gerek değil. Ama ne kadar iyi ya da ne kadar kötü hani belki işi çok sevdik ama finansallarda çok kötü. O zaman şey diyorum, neyse böyle biraz yardım ederiz. Hani nerede olduğumuzu bilmek istiyoruz yani. Nerede yardım edeceğiz, nerede bizim değerini nerede katıyoruz, nerede destek olmamız lazım, onu da anlamaya çalışıyoruz. Bir de gerçekten o girişimcinin dünyayı nasıl gördüğünü anlamak istiyorsun. Yani adam ben bütün Türkiye benden satın alacak diyorsa şey diyebilirim yani bütün Türkiye ne zaman satın alacak? 3 senede. O biraz zor. Ya da işte 20 senede bütün Türkiye sahip olacağım diyor. Niye sadece Türkiye o zaman? Hani bütün dünya var. O kişiyi anlamaya çalışıyoruz. Kimsin? Nasıl? Ne kadar düşünüyorsun? Ne kadar düşünebiliyorsun? Yani Ve burada pazarı nasıl görüyorsun? Oradan çok net anlaşılıyor birçok şey.